Bilge Dede doğruyu söylemiş. Herkes bu mağaranın hayal ürünü olduğunu zannediyordu. Şimdi tek yapmamız gereken mağaraya girip lambayı oradan almak. Mağarada bizi zorlu anlar bekliyor olacak. Bu bölgeye boşuna zorlu dağ diyor olamazlar. Bu nedenle son kararınızı verin. Geri dönmek isteyenler şimdi dönebilir. Darılmaca olmaz. O lambayı almak için 4 koldan çabalamamız gerekiyor. Aramızdan birinin vazgeçmesi demek, bu işin olmaması anlamına geliyor. O halde ne bekliyoruz? Haydi ilerleyelim. Bastığınız yerlere dikkat edin. Burası çok karanlık. Nasıl oldu da yanımıza meşale almayı akıl edemedik? Bilge Dede bize ateş toplarından, kızgın yavlardan bahsetmişti. Belki de ondandır. Onlar sonraki aşamalarda karşılaşacağımız şeyler Hasan. Önce 4 kapılı geçiti bulmamız lazım. İşte burası. Her birimiz bir kapıdan girip geçitin diğer tarafında buluşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hepimiz ellerimizi lambanın üstüne koyalım. Dileyin benden ne dilerseniz. Köyümüzün üzerinde sürekli gri bulutlar var. Güneş ışığı yok ve herkes sürekli hasta. Köyümüzde pırıl pırıl parlayan güneş istiyoruz. Baş üstüne.
Köyünüzde artık pırıl pırıl bir gökyüzü olacak. Köyümüz çok kurak ve topraklarımız verimsiz. Köyümüzde verimli toprak için su istiyoruz. Baş üstüne. İkinci dileğiniz de gerçekleşti. Biz hastanede yatmakta olan Mustafa arkadaşımızı iyileştirmeni istiyoruz. Baş üstüne. Kan mı verildi? Nasıl yani? Onu siz mi iyileştirdiniz? Lambadaki cin sayesinde gerçekleşmedi mi bu? Cinden neyi kastettiğinizi anlamadım çocuklar ama biz iyileşmesi için Mustafa'ya kan naklettik. Kanı nereden buldunuz ki? Bunun için Kızılay var. Kızılay mı? Tabii ki Kızılay. Kızılay gönüllülerden kan alıp hastaneler vasıtasıyla bunu ihtiyaç sahiplerine veriyor. Yaşasın! Bu çok iyiymiş. Evet arkadaşlar, Mustafa taburcu olunca ilk işimiz Kızılay'a gidip kan bağışında bulunmak olsun derim. Çocuklar, kan bağışında bulunabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Siz ancak 18 yaşından sonra kan bağışlayabilirsiniz. Ama iyilik yapmak istiyorsanız büyüklerinizi kan bağışlamaları için teşvik edin bence. Küçük beyimiz çoktan iyileşmiş bile. Evet, Kızılay sayesinde sağlığına kavuştu. Sen ise bizi kandırdın. Son dileğimizi yerine getirmedin. Hayır çocuklar. Sizleri kandırmak için yapmadım bunu. İstedim ki bunu size doktorlar izah etsin. Çünkü benden istediğiniz şey yapılması imkansız bir şey değil. Bunu gerçekleştirmek için bir lamba cininin sihrine ihtiyacınız yok. Şu an üçüncü dileğinizin boşa gittiğini zannediyorsunuz ama değil. Arkadaşlık adına göstermiş olduğunuz bu iyi niyet adına ben de sizleri ödüllendirmek istedim. Güle güle kullanın.